Öncelikle biraz kelime haznemizi geliştirerek başlayalım. Friendship ile ilgili neler öğrenebiliriz? En basiti friend tabii ki. Ama arkadaşın, yani arkadaş kelimesinin Türkçe'de olduğu gibi dereceleri var. Benim kedim, kusura bakmayın. İyi arkadaş buddy ya da mate olarak geçiyor. Amerikan İngilizcesinde buddy, İngiliz İngilizcesinde mate. İkinci öğrenmemiz gereken güven kelimesi, trust. Ama bunu farklı şekillerde söyleyebiliriz. Örneğin count on or rely on. Bunlar birine güvenmek demek, birine sırtını yaslamak diyebiliriz. Rely on, Türkçedeki gibi ya da count on. Onun dışında biriyle iyi geçinmek nasıl söyleriz? I get on well with Dilara. Dilara ile iyi geçinirim derken get on well with'ten sonra iyi geçindiğimiz kişiyi ekliyoruz. Ya da iyi geçinmiyorsak I don't get on well with X person. Rahat kişiler, böyle anlaşması kolay olan kişilere laid back ya da relaxed diye tanımlıyoruz. Birini desteklemek, to back up, to support someone. Aynı zamanda bu ünitede göreceğimiz davet ve bunları kabul etmek, reddetmek gibi kavramlar var. Davet, invitation, teklif, offer, kabul etmek, accept, reddetmek, refuse. Birine bize gelmek ister misin, nasıl deriz mesela? Do you want to come over? Bizimle gelmek ister misin derken, do you want to come along? Onun dışında da whether if, eğer ya da şöyle olursa böyle olur diye bahsederken kullandığımız kelimeler. Aynı zamanda bu ünitede iyi arkadaşların ya da kötü arkadaşların özelliklerinden bahsediyoruz. Mesela iyi kişilik özelliklerinden bahsediyoruz. Dürüst, cömert, adil gibi, honest, caring, mesela umursayan, önemseyen. Understanding, anlayışlı, helpful, yardımsever, generous, cömert, tactful, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, fair, adil, adventurous, maceraperest, amusing, eğlenceli, loyal, loyal, şey, sadık, determined, kararlı. Ve kötü arkadaş özellikleri var. What makes a bad friend? Bad tempered ya da ill tempered. Hemen her şeye kızan, kötü mizaçlı diyoruz. Jealous, kıskanç, self-centered, ben merkezci. Mean, direkt kötü ya da kaba. Unreliable, güvenilmez. Aggressive, Türkçe'de de var. Aggressive. Stubborn, inatçı. Sneaky, sinsi. Arrogant, kibirli. Bunun gibi kelimelerle mesela insanların kişisel özelliklerinden bahsediyoruz. İyi ya da kötü. Daha sonra mesela bu derste yaptığımız bir şey kurgusal karakterlerin özelliklerinden bahsediyoruz. Daha interaktif, daha eğlenceli bir ders olsun diye. Mesela ben böyle bir şey seçmiştim. Mesela Harry Potter'ın kişilik özellikleri nedir diye sormuştum öğrencilerime. Bir saniye. Ne diye sormuştu? Mesela Harry Potter is someone who is loyal. Mesela sadık biri. He is generous with his friends. Arkadaşlarına karşı cömert. He is hard working. Mesela çalışkan gibi. Mesela böyle kurgusal karakterler, televizyonda ya da dizilerde gördüğümüz karakterlerden, animasyon karakterlerinden yola çıkarak daha iyi hatırlayabiliriz kişilik özellikleri neler. Bunları daha karikatürleştirerek mesela daha iyi hatırlayabiliriz. Davetiyeler ve teklif sunmak. Mesela bunları nasıl yapıyoruz ve nasıl cevaplıyoruz? Farklı yolları var. Mesela would you like ya da would you like to dediğimizde ister misin demenin bir yolu. Would you like Turkish breakfast? Türk kahvaltısı ister misin? Would you like to go
swimming with me, benimle yüzmeye gitmek ister misin? Yine aynı şekilde, aynı anlama gelen do you want var. Bu daha direkt. Do you want coffee? Kahve ister misin? Do you want to study at my place? Benim evimde ders çalışmak ister misin? Daha yine çok direkt olmayan, yapalım mı, bunu yapsak nasıl olur gibi bunu söylerken kullandığınız why don't we var. Why don't we go on a walk? Bir yürüyüşe gitsek mi? Hani gitmek ister misin anlamında. Shall we? Yine gidelim mi? Shall we drive to the lake? Göle gitmek ister misin? Gidelim mi? Let's. Let's de hadi, hadi yapalım. Çok daha casual, çok daha resmiyetten uzak bir söylem biçimi. Let's look at our homework together. Hadi birlikte ödevimize bakalım derken. Arkadaşlar, kedim dikkat çekmeye çalışıyor. Evet. Biri bize bir davet ya da teklif sundu. Bunu nasıl kabul edeceğiz? Yine bir sürü yolu var. Yani direkt evet diyebiliriz ya da teşekkür edebiliriz. Ama tabii ki İngilizce konuşurken çok farklı şekillerde kendimize ifade ederek daha ana dil seviyesine çekebiliyoruz. Mesela that's a good idea diyebiliriz. İyi fikir. Sure, of course. Tabii ki diyebiliriz. That sounds great. Çok iyi bir fikir diyebiliriz yine. Hani harika geliyor kulağa derken. Ya da awesome, fun, eğlenceli. I would love to. Çok isterim. That would be great. Çok iyi olur. Harika olur derken. Okay, let's. Hadi gidelim. Hadi yapalım. Olur. Why not? Neden olmasın? I'll definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. Yes, please. Bu en basiti zaten. Evet, teşekkür ederim gibi. Buradaki please, lütfen değil de, evet lütfen gibi değil de, evet teşekkür ederim gibi. O hani bağlamda o anlama geliyor. Yes, I would love to do that. Evet, tabii ki çok isterim gibi. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Peki bir daveti ya da teklifi nasıl geri çevireceğiz? Ve bunu nasıl nazik bir şekilde yapacağız? Çünkü direkt no diyebiliriz değil mi? Ama bu çok nazik değil. Türkçe'de de mesela biri bizi davet ettiğinde direkt hayır demeyiz. Hani bir neden öne süreriz ya da teşekkür ederiz ya da özür dileriz. Burada da aynı şekilde. No thanks diyebiliriz. I'm sorry but I can't diyebiliriz. Üzgünüm ama gelemem. I'm afraid I can't. Aynı şekilde gelemeyeceğim. I'd love to but I'm busy. Yani çok isterim ama meşgulüm. Maybe some other time. Belki başka zaman. Thank you for inviting me, but beni davet ettiğin için teşekkür ederim ama şöyle şöyle bir mazeretim var derken. Thank you for inviting me, but I need to be with my sister. Mesela beni davet ettiğin için teşekkür ederim ama kız kardeşimle olmam gerekiyor, ona bakmam gerekiyor. Sorry, I can't make it. Üzgünüm ama gelemeyeceğim derken. I can't make it, I can't. Bunları bu şekilde kullanabiliriz, gelemeyeceğim derken. Bir saniye. Devam ediyoruz. Mesela burada bir küçük bir quiz var. Which of the following answer is not appropriate? Bu cevaplardan hangisi uygunsuz? Wanna come over for dinner tonight? Bu akşam yemeğe gelmek ister misin? Diye soruyor ilk konuşmacı. İkinci kişi, sure, what time? Diyebilir, olur, ne zaman? Why not? When should I be there? Neden olmasın, ne zaman geleyim? Ne zaman orada olayım diye soruyor. Üçüncü cevap, why? Neden? Bu akşam yemeğe gelmek ister misin? Neden? Burada tabii ki uygunsuz olan üçüncü cevap. Yani neden? Which of the following answer is not appropriate? Yine aynı soru. Hangisi uygunsuz? Want to come over for a quick meal tonight? Bu akşam küçük bir yemek için, hani birlikte hızlıca bir yemek yemek için gelmek ister misin? No. Hayır, direkt. Evet, uygunsuz olan bu. Diğer şıklara da bakalım. I would love to, but I have an appointment. Çok isterim ama bir randevum var. I'm busy tonight. Can I get a rain check?
meşgulüm, sonra yapalım mı? Burada sonra yapalım mı derken, hani başka zaman olsa olur mu? Başka zaman hallederiz falan derken, can I take a rain check? Can I get a rain check? Çok güzel bir ifade ve İngilizce'de ana dili İngilizce olan kişilerin çok kullandığı bir ifade. O yüzden bilmemiz iyi olur. Yine aynı soru burada da soruluyor. Hangi cevap uygunsuz? Birinci konuşmacı, my husband and I were wondering if you would like to come over for dinner this Saturday diyor. Eşim ve ben bu cumartesi bize yemeğe gelmek ister misin diye sana sormak istedik. Merak ediyorduk diyor. B kişisi, thank you very much, I'd be delighted to. Çok teşekkürler, çok isterim, çok mutlu olurum, çok sevinirim. I would love to, but I'm afraid I'm busy this Saturday. Çok isterdim ama bu cumartesi meşgulüm. Üçüncü cevap, cumartesileri dışarı çıkmam. I don't go out on Saturdays. Tabii ki üçüncü cevap uygunsuz olan. Çünkü çok kabaca. Which of the following answers is not appropriate? Yine uygunsuz olanı bulacağız. Would you care to join us for dinner tonight? Bu akşam yemeğe katılmak ister misin? Yes, I would. Would you care to join us for dinner tonight? Şimdi burada İngilizce soruş biçiminde şöyle diyor. Yani bu akşam bize yemeğe katılman seni rahatsız eder mi gibi bir soru soruyor aslında. Hani sana zahmet olur mu deriz ya biz de Türkçe'de. Onun gibi soruyor. Ve ilk cevap evet eder. Yes, I would. O yüzden uygunsuz olan bu. İkincisi thank you, I would love to diyor. Teşekkür ederim, çok isterim. I'm sorry but I already have plans tonight. Üzgünüm ama bu akşam zaten planım var diyor. O yüzden uygunsuz olan birincisi. Tonight is no good. Can I take a rain check? Öğrendiğimiz ifade. Can I take a rain check? Bu akşam çok iyi değil. Sonra yapsak olur mu diye soruyor. B kişisi, okay no problem diyebilir. Tamam, sorun yok. Sure, let's do it some other time. Tabii ki başka zaman yapalım. Ya da üç, hayır, olmaz. No, you can't. Tabii ki hayır olmaz. Uygunsuz olan cevap. Altıncı soruya bakalım. Do you want me to bring something? Bir şey getirmemi ister misin? Burada bir kişi davet edilmiş ve bir şey getireyim mi diye soruyor. B kişisi, no, just bring yourself. Sadece kendini getir deriz ya biz de Türkçe'de. O da öyle diyor. Hayır, sadece sen gel, yeter. Why? You don't like my cooking. Neden? Benim yemeklerimi beğenmiyor musun? Diye soruyor ikinci kişi. Uygunsuz olan bu. Üçüncü cevap. Okay, bring some dessert if you want. Olur, istersen tatlı getir diyor. Cevap 2. Şimdi şeyden bahsettik. Bir davete evet demek, hayır demek, yani kabul etmek, kabul etmemek. Bir de bunun dışında mazeret sunmak ya da bahane sunmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela I'm full diyebiliriz. Biri bizi yemeğe davet etti. Ben yeni yedim derken. I'm full. I just ate. I'm too busy. Çok meşgulüm. I need to... Dot, dot, dot. Mesela I need to take care of my grandparents. Anneannemle dedeme bakmam gerekiyor. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Sorry, I don't get on well with this person. O kişiyle iyi geçinemiyorum. O yüzden gelmeyeceğim diyebiliriz. I have to be home by 6. 6'da evde olmam gerekiyor. I'm not feeling well. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. I have another plan. Başka bir planım var. Bunların hepsi uygun cevaplar. Birine gelemediğimiz için özür dilemek ya da bir davranışımız için özür dilemek. Bunu nasıl yapıyoruz? I'm sorry, en basiti. I do apologize for. Ne için özür dilediğimizi söylerken. Hani iyi bir özürde ne yaptık da özür diliyoruz. Bunu ifade etmek çok daha etkili oluyor, etkili bir özürde. Mesela birine geç kaldık. I do apologize for being late demek. Ya da I do apologize for being 10 minutes late. 10 dakika geç kaldığım için özür dilerim. I'm so sorry for. Excuse me for. I'm terribly sorry for. I must apologize for gibi bir sürü farklı çeşitleri var özür dilemenin. Ve özür kabul etmek. Mesela sorun değil. That's okay. En basiti. Özür dileme, hiç gerek yok derken. Don't apologize.
don't mention it, don't worry about it. Bir şey olmadı, hani bir sıkıntı olmadı derken, no harm was done, it doesn't matter, that's all right diyebiliriz. Bunun gibi insanların özrünü kabul ederken kullanabileceğimiz ifadeler var. Onun dışında friendship ünitesinde davet yazmayı ve davetiye okumayı öğreniyoruz. Ne tip bölümleri var iyi bir davetiyenin? Kime yazılmış? Olay ne? Tarihi, zamanı, yeri, istediğimiz şey, yani ne söylüyoruz? Ve davet eden kişinin adı. Dear Dilara, I'm having a graduation party next week. Haftaya mezuniyet törenim olacak, mezuniyet partim. On July 22nd, Temmuz'un 26'sında at 6 p.m. 6'da at our house, evimizde olacak diyor. Would you like to come over and celebrate with us? I would love to see you there. Gelip bizimle kutlamak ister misin? Seni orada görmeyi çok isterim. Love, Jack. Diyor. Sevgiler, Jack. Burada mesela bir davetiye örneğine bakıyoruz ve ne zaman, kim, nasıl bunları konuşuyoruz. Bu şekilde bir örnek yapmıştık mesela dersimizde. Onun dışında da çıkmış sorulara bakıyoruz dersimizden en son kısmında. LGS'de daha önce çıkmış soruları cevaplıyoruz. Mesela buraya bakalım. Pardon. Our basketball team plays a match this Saturday. The match starts at 2 p.m. Would you like to watch the match with us? Basketbol takımımız bu cumartesi bir maç oynayacak. Maç 2'de başlıyor. Bu maçı bizimle izlemek ister misin diye soruyor Andy. David, Andy'nin davetini kabul etmiş. O yüzden bu cevaplardan hangisi David'in cevabı olabilir diye soruyor soru. David accepts Andy's invitation. Which of the following can be David's answer to Andy? I'm sorry, but I'm having a picnic with my friends on Saturday. Burada kabul etmediği belli. Çünkü üzgünüm. Cumartesi günü arkadaşlarımla piknik yapacağım diyor. Oh, it sounds awesome, but I have to study for an exam. Güzel ama sınava çalışmam gerekiyor diyor. I have to finish my project on Saturday, but I'll join you. Cumartesi projemi bitirmem gerekiyor ama katılırım diyor. I'm sorry, but I have another plan on Saturday. Üzgünüm ama cumartesi başka bir planım var. O yüzden cevap C. Çünkü soruda bize David, Andy'nin davetini kabul ediyor diyor. Ve cevapta da olur katılırım diyor. Hani bir proje bitirmesi gerekmesine rağmen. According to the conversation above, Jane. Bu okuyacağımız diyaloğa göre Jane ne istiyor ya da istemiyor ona bakacağız. Hi Jane, I'm organizing a movie night on Friday evening. It will be fun. Would you like to come over? Hi Linda, I would really love to join you, but my cousin is visiting me on Friday. Can she come with me? Diyor ki merhaba Jane, cuma akşamı bir film gecesi organize ediyorum. Çok eğlenceli olacak, gelmek ister misin? O da diyor ki Linda merhaba, çok isterim ama kuzenim cuma günü beni daha ziyaret edecek. O da benimle gelebilir mi? Buna göre Jane may come to the event if she can bring her guests with her. Davete gelebilir ama sadece misafirini getirebilirse. We'll organize her own movie night Friday evening. Cuma akşamı kendi film gecesini organize etmek istiyor. Does not like that kind of event. Bu şekilde bir organizasyondan hoşlanmıyor. Does not want to watch a movie that night. O gün film izlemek istemiyor o gece. Bu durumda cevap A. Hani kuzeni gelirse gelmek istiyor. Read the comments about Jack. Bu kişilik özellikleriyle ilgili. According to the comments above, who says something bad about Jack? Jack'la ilgili kim kötü bir şey söyledi ona bakacağız. I know he always backs me up. O beni hep destekler. We really get on well. Çok iyi anlaşırız. I can never count on him. Ona asla güvenemem. He never shares my secrets with other people. Benim sırlarımı asla başkasıyla paylaşmaz. Bu durumda Tom kötü bir şey söylüyor. Çünkü asla ona güvenemem.
I can never count on him diyor. Burada da bir davetiye var. According to the invitation of information above, who will watch the match? Yukarıdaki bilgilere göre maçı kim izleyecek? These are Ted's friends' plans for that day. Ted'in arkadaşlarının planları şunlarmış. Jason will study for his English exam. İngilizce sınavına çalışacak Jason. Kevin has to stay with his grandparents. Kevin anneannesi ve dedesiyle kalacak. Matt likes basketball matches and he will be there. Matt basketball maçlarını sever ve orada olacak. Sandy will meet her cousin. Sandy kuzenleriyle olacak. Bu da davetiye. Dear friends, our school basketball team has a match with a team from Johnson High School this Saturday at 3 p.m. Let's watch the match together, Ted. Sevgili arkadaşlarım, basketbol takımımız, okulun basketbol takımı Johnson Lisesi ile bu cumartesi 3'te bir maç yapacak. Bu maçı beraber izleyelim diye sormuş Ted. Ve ona kim katılacak? Matt. Çünkü Matt likes basketball matches and he will be there. Basket maçlarını sever ve orada olacak. According to the information above, who thinks Tim is an honest friend? Yukarıdaki bilgiye göre kim Tim'in dürüst bir arkadaş olduğunu düşünüyor? Marcy, we have similar interests. Ortak yönlerimiz var diyor. İlgi alanlarımız ortak diyor. Lisa, Tim is always cool. Tim her zaman cool biri diyor. Mel, we have fun together. Birlikte eğleniriz. Sam, he always tells the truth. Hep gerçeği söyler diyor. Bu durumda dürüst bir arkadaş olduğunu düşünen Sam. Ve sanırım son cevap, son soru. I'm going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me? Öğleden sonra kız kardeşimi göreceğim. Benimle gelmek ister misin diye soruyor Mark. Sarah, why not? Neden olmasın diye soruyor ve bir şey soruyor. Mark da ona şöyle cevap veriyor. In front of the cinema, we want to watch a movie together. Sinemanın önünde birlikte film izlemek istiyoruz. O zaman ne sormuş olabilir? Who will you go out with? Kiminle gideceksin? What are you going to buy? Ne satın alacaksın? What time will you go there? Ne zaman gideceksin? Where are you going to meet? Nerede buluşacaksınız? O zaman nerede buluşacaksınız mantıklı olan? Bir de dersi bitirmeden şey bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Dilara hocayla %20 sanırım bu kodu kullanarak bir saniye tekrar kontrol ediyorum. Kod bu mu diye. Tekrar bakıyorum arkadaşlar. Eğer üye olmak isterseniz, tek uzamdan ders almaya başlamak isterseniz %20 indirim kodu Dilara Povolotsky Hoca ile kazan. Kod bu arkadaşlar. Ve aynı zamanda tek uzamda yapay zeka ile ders öğretimi var. Yani sizin öğrenme hızınıza göre, öğrenme stilinize göre, hatta unutma hızınıza göre size ne zaman hangi bilgiyi hatırlatacağına dair farklı farklı kişisel öğretim şekilleri var arkadaşlar. Bununla ilgili de size bir link yollanacak. Bu şekilde Tekuzem, umarım, evet bunu da yapalım. Tekuzem, kişiye özel tek eğitim sistemi Tekisi sunar. Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan eğitim analiziyle öğrenme hızınız, unutma hızınız, zeka türünüz, odaklanma düzeyiniz ve tüm psikolojik yapınız tespit edilir. Öğrenme karakterinize göre verimli çalışma yöntemleriniz keşfedilir. Sorumlu olduğunuz tüm konulardaki seviyeleriniz tek tek ölçülerek hangi konuya nasıl çalışacağınız, ne kadar süre çalışacağınız planlanır ve o konunun sizin için önem puanı belirlenir. Belirleyeceğiniz gün ve saatlere göre size özel çalışma programı hazırlanır ve sürekli güncellenir. Çalışabileceğiniz süre, size önerdiğimiz sürenin altındaysa sizi hedefinize götürmek için konu önceliklendirme veya konu eleme stratejileri uygulanır. Hangi konuda, hangi seviyedeyseniz seviyenize uygun çalışmalar sırasıyla getirilir. Bir konudaki tüm çalışmaları tamamladığınızda check-up testleriyle konuyu ne kadar öğrendiğiniz ölçülür. Öğrenme seviyenize göre yeni çalışmalar planlanır. Eğer konuyu tam olarak öğrendiyseniz o konuyu unutma hızınıza göre tekrar etmeniz sağlanır. Eğitim size özel olmalı. Yapay zeka destekli kişi özel eğitim sistemi TEKES'le başarmaya hazır olun.
çok güzel. Söylemek istediğim bilgilerin hepsi vardı. Tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kod şu, %20 indirim kodu. Dilara Povolotski Hoca ile kazan. Yani ismim, soy ismim Hoca ile kazan. Dilara Povolotski Hoca ile kazan. Çok teşekkür ederim dersimi Instagram'dan dinlediyseniz. Dersinde görüşmek üzere. Öğrencilerle yaptığım dersler çok daha keyifli oluyor. Çünkü derse katıldığınızda, birlikte oyun oynadığınızda ya da birlikte soru cevap yaptığımızda çok daha keyifli oluyor. Beklerim. Görüşmek üzere.